Evet, Melike Görür Çankaya Belediyesi'nin önündeydi ve orada iş başvurusu için bulunan kişilerle de röportajını gerçekleştirdi diyelim. Devam edelim efendim. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tepki çeken bir açıklamaya imzasını attı. Zengin, Meclis Genel Kurulu'nda Türkiye'de AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu dedi. AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu ya Türkiye'de. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, AKP'den önce kadının adı yoktu dedi. Zengin'in o çıkışı büyük tepki topladı. Eğer Türkçe'de kelimelerin dişili erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. Kadın. AK Parti'yi inşa eden en önemli unsur kadınlardır. O yüzden ben bütün kadın arkadaşlarım ve erkek arkadaşlarım ve Sayın Cumhurbaşkanımız, biz bütün yaptığımız çalışmalarda önce kadınlar için, onların hakkını, hukukunu, hayatını kolaylaştırmak için gayret sarf ediyoruz. HDP kadına şiddetin araştırılması için önerge verdi. Araştırma önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. HDP kadın cinayetlerine dikkat çekince de tansiyon yükseldi. Özlem Zengin HDP sıralarına sert bir yanıt verdi. Sosyal güvenlikten sağlık hizmetine, aile politikalarımıza kadar her konuda önce kadın vardır. Türkiye'de cinayetlerle ilgili problem var mıdır? Vardır. Bununla alakalı da sonuna kadar biz uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde zaten yargıyla alakalı bu konuda kanunların da daha işler hale gelmesiyle alakalı gayret sarf ediyoruz. Zengin'in mecliste yaptığı bu konuşma büyük eleştiri aldı. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Sosyal medyada geçmiş dönemlerde iktidar kanadının kadına yönelik açıklamaları paylaşım rekorları kırdı. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun, eksiktir, yarımdır.